Aydın Ulusu kardeşin olmuş. Teşekkürler. Bir görsen ne kadar tatlı ki. Ama çok küçük. Hele parmakları bu kadar. Demek abi oldun ha? Oğlum abi olmak süper bir şey. Yağmur doğduğunda ben çok sevinmiştim. Sanki hatırlıyorsun da. Tabii hatırlıyorum kızım. Sürekli ağlıyordum. Bir de altında yaşırken ortalığa çok feci bir koku yayılıyordu. Ya Emre ya çok kötüsün. Kime benziyor? Bilmem. O kadar küçük ki hiçbir şeye benzemiyor. Tek çocuk olmak en iyisi bence. Hiçbir şey paylaşmak zorunda değilim, ne güzel. Tam sana yakışan bencilce bir düşünce. Sen bizim kardeşimiz değilsin ama odamızda her şeyimize maydanozsun. Yani. Çocuklar ne işiniz var burada bakayım? Teneffüsteyiz öğretmenim. Onu biliyorum ama siz okulun fen kolu değil misiniz? Evet. Laboratuvarda çalışmanız gerekmiyor mu evladım? Hadi bakayım lak lak yok. Doğru fen laboratuvarına. Özge takımın kaptanı sensin değil mi? Hadi arkadaşlarını götür bakalım. Hadi çocuklar çabuk olun. Şuna bak, müdürün gözüne girmek için 40 tahta atıyor. Sorma. Hadi yürü. Evet. Şimdi herkes benim verdiğim görevleri yapacak. Takım çalışması yapacağız. Neden görebilir sen dağıtıyormuşsun bakalım? Çünkü konuları hepinizden daha iyi biliyorum da o yüzden. Aman ne büyük başarı. Gel basketbol oynayalım o zaman, kim daymış gör bakalım. Aman be saçmalama Emre. Konumuzla ne ilgisi var basketin? Of. Eğer istemiyorsan takıma katılma. Bir kenardan bizi izle. Oh canıma minnet. Gel keyfim gel. Tam da Sarp'ı gelle birleşenleri dağıtacaksın. Yağmur'la Hulusi ağrıştırmayı yapacak. Son olarak ben de bir formülü bir araya getirerek deneyi tamamlayacağım. Neden deneyi sen tamamlıyormuşsun? İşin en önemli kısmı da o yüzden. Size bırakacak değilim herhalde. Of, güzel kişileri de bakacağız yaşam. Öyle de denebilir. Kafanızı verirseniz benden daha çok şey öğrenebilirsiniz. Emre abla gerçekten de sen çok gıcıksın. Ben Emre'nin yanında oturacağım. Ayak işlerine bakacağım, hiçbir şey yapmam daha iyi. Ya Aslan müdür çok kızar. Ama ne yapayım? Hadi bakalım gel. Kızların gücünü onlara gösterelim. Gamze'ye tart bakalım. Onun grubunda olmaktansa müdürden hazır iştirim daha iyi. Aynen. Hadi gel biz de şuradaki malzemeler kullanarak buluş yapalım. Ne dersin? Bak bu çok eğlenceli işte. Ediyor mu Özge? Oluyor değerli çene. Özge sen şu tüpü tut. Koy. Şimdi yeşil de koyalım bakalım. Yeter. Şu kırmızıdan da koyalım bakalım. Ve sırada şu var. Şunu da koyalım. Evet. Koy. Baksana. Rengi çok açık. Bundan koy. Koy. Hadi. Biraz daha koy. Vay be! Kim bilir ne bulduk? Dikkat etsenize, laboratuvar nerede sabıyı uçuracaktınız? Sen kendi işine baksana kızım. Oo. Nereden biliyorsun? Belki şu anda senin uyduruk işinden çok daha önemli bir şey bulduk. Ya ne demezsin? Beceriksizler size, hadi. Hadi. Şunu hadi sen. Şundan koyayım. Evet. Şunu bir koklasana, iğrenç. Hiç böyle bir koku duymadım. Midem bulandı resmen ya. Hulusi. Bu çok büyük bir buluş bence. Bunu değerlendirmeliyiz. Ver şunu. Kırmızıdan da şunu alayım. Gamze şunu unutma. Al. Siz de iğrenç bir koku duydunuz mu? Evet. Nereden geliyor bu koku? Nasıl buldum ama? Yarattığımız yeni koku. Bence sana çok yakıştı. Olamaz. O öğrenci karışımı bana mı döktün? Evet, biraz daha dökeyim ister misin? Hayır. Hulusi, insanlık tarihinin en önemli buluşunu yaptık. Adı Özge Kaçıran. Nasıl ama?
Bunu sabun çok kötü böceksin, hem bir görürsün sen. Ya. Figen gel şuraya ya. Ya. Gerçekten de çok iğrenç bir koku bu. Ay hem de nasıl, inanmayacaksınız ama şimdi Özge'ye gerçekten acıyorum. İşte öyle kremi yaptıklar o saçma sapan karışımı üzerime döktü Emre. Anladım kızım, anladım. Yalnız biraz uzak durur musun? Emre, neler olduğunu anlatır mısın? Öğretmenim, biz de önemli bir deney yapmıyorduk burada. Hazırladığımız karışım az gelin üzerinde sıçradı o kadar. Hayır öğretmenim, bilerek yaptı. Hayır ya. Yavrum, biraz uzak dur, ne olur. Hadi Özge, sen soyunma odalarına git, eşofmanlarını giy. Önce bir duş yap, tamam mı? Hadi kızım, hadi. Dayanılır gibi bir koku değil bu. Hadi çocuklar, siz de sınıflarınıza bakayım. Tamam. Oley, bu iğrenç kokudan kurtuldum. Evet.